Sayın Selçuk Özdağ da aynı başlıkla gitmek isterim. Hakikaten Sayın Turan Çömez de söyledi. İlkel bir davranış. Yani hatırlayın işte şu anda çok gündem olan Sedat Peker. Çok da konuşuyoruz yaptığı açıklamaları, perde arkasına bakıyoruz. İfşaatlarının vehametini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama o da tanıdıklarına tesbih hediye ediyormuş Sayın Özdağ. Yani tesbih hediye ediyormuş. İşte Sedat Peker'den ne bileyim imzalı mı nasıl bir tesbihse artık. Altın değerli bir şey herhalde. İşte Sedat Peker'in bende tesbihi var diye alan kişi de etrafına bunu bir şekilde gösteriş malzemesi olarak belki sunuyor. Şimdi hakikaten böyle ilkel toplumlarda olabilecek bir davranış. Bir devlet başkanının kendi fotoğraflarıyla yandaşlarına ayrıcalık sağlayacak bir takım hediyelik eşyaları ortaya çıkarması ve dağıtması. İşte Sayın Çömez diyor ki bana verdi Erdoğan ama bir kere bile koluma takmadım. Poşetimde duruyor o gün bugündür diye. Siz hem bu yaklaşımı hem de danışmanının partinizin liderinin fotoğrafına yaptığı bu çarpı işaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Meryem Kavakçı bu şahıs biraz önce Sayın Milletvekilimizin de bahsetmiş olduğu gibi Biden, Recep Tayyip Erdoğan daha önce zaten önce Trump-Erdoğan görüşmesinde tercümanlık yapmıştı. Ve biraz önce çok güzel bir ifadede bulundu Sayın Turan Çömez. Dedi ki devlet adına değil Recep Tayyip Erdoğan adına tercümanlık yapmış. Doğru. Bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nda yüzlerce, onlarca tercümanı var. Bu dilleri bilen insanları var. İngilizce zaten hemen hemen herkes tarafından da biliniyor Dışişleri Bakanlığı'nda. İkinci dili bilenler, üçüncü dili, dördüncü dili bilenler var. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu da şöyle açıklamıştı. Demişti ki Trump bu Texas aksanıyla konuştuğu için çok hayran kalmıştı. O nedenle devam ettirdik diye bir şey söylemişti. Fakat ben şurada böyle bir iddiada bulunacağım. 2014 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Birinci Cumhurbaşkanlığıydı. İkinci Cumhurbaşkanlığına ise 2018 yılında gelmişti. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına geldiğinden bugüne kadar. Yani 2022 yılının Ağustos ayının 22'sindeyiz. Burada Sayın Erdoğan hangi devlet başkanıyla görüştüyse ikili olarak görüşmelerde kayıtlar tutulmuş mudur? Bu kayıtlar tutulmuştur diyorlarsa bu kayıtları herhangi birisiyle paylaşabilirler mi? Mesela eski cumhurbaşkanlarıyla, mesela meclis başkanlarıyla, mesela siyasi parti liderleriyle, mesela dışişleri bakanlarıyla. Ben bu noktada kayıtların tutulmadığına inananlardanım. Ve bu çok ciddi bir iddia. Ardından ikinci olarak da niye Meryem Kavakçı o tercümanlığı yaptı ki? Bir başkası yapacaktı. Bakın biraz önce özür dilemelidir dedi. Evet Sayın Ahmet Davutoğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun bir afişine çarpı işareti koyuyor fotoğrafta. Ama halifemiz diye hitap ediyor. Halife nedir? Halife dini bir ifade değildir. Halife o günkü şartlarda devlet başkanına verilen isimdir. Devlet başkanına bugün nasıl başkan deniliyorsa, bugün nasıl başbakan deniliyorsa, bugün nasıl kral deniliyorsa, bugün nasıl işte başka bir ifade kullanılan yerler var mı bilmiyorum. Başbakan, başbakan, kral veya işte efendim halife diyenler de olabilir. Ama aynı zamanda da halifelik müessesesi İslam dünyasının temsil manasına da kullanılıyor. Yani ümmet adına bir temsil evet. Noktasına. Geçmişte vardı bu, Araplarda vardı. Selçuklulara geçti. Yani Arda Selçuklular burada halifelik geçmedi ama onu korudular ve kolladılar Alparslan'la. Alparslan, Yavuz Sultan Selim Han'la beraber de Osmanlı'ya geçmişti. Bugün halife derken acaba İslam dünyasının lideri diye mi değerlendirmek istiyor? Peki İslam dünyasının lideri ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan niçin kendileri Trump'la görüşürken o yandaş medya Trump reis diyerek başlık attılar? Neden bu reisliği paylaşmak istediler? Burada da aynı şekilde koltuklar paylaşılmaz. Ben bunlara şunu söylemek isterim. Eğer İslam dünyasının lideri gibi takdim etmek istiyorsanız önce Türkiye'nin lideri olmalı, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmalı. Kalkıp burada anayasanın teminatı altında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne bunlar FETÖ'cü demeyecek. Bunlar dış güçlerin projesi demeyecek. Bunlar PKK'lı demeyecek. Bunlar terör örgütleri demeyecek. Veyahut da seçim öncesi öbür tarafta bir başka başbakanı
kendisi bunlar PKK ile imza anlaşma yaptılar, imza attılar, bir kağıda imza attılar diyerek iftiralarda bulunmayacaklar. Şimdi bir yandan İslam dünyasının halifesi olarak göreceksiniz. Öbür taraftan Suriye'den gelenlere muhacir, biz de ensarız, kapıda bir tık uçak atacak diyeceksiniz. Yüzyıldır bu ülkede askerlikte ölmüşüz, şehit olmuşuz Kıbrıs'ta, Kore'de, Güneydoğu Anadolu'da vergiler vermişiz, çocuk doğurmuşuz, baba olmuşuz, aile olmuşuz, insan vergi vermişiz. Ve siz kalkıp bize muhacir muamelesi bile yapmayacaksınız, öyle mi? Şu anda kalkacaksınız, halife diyeceksiniz, Ahmet Davut orna da çarp işareti koyacaksınız. Biraz önce Sayın Milletvekilimizin de söylemiş olduğu gibi bu çok ilkel bir davranış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişmiş olan bir kişinin kalkıp böyle bir kafa yapısı içerisinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olması da hakikaten çok ayıplı olarak değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, hakikaten bu insanlara nasıl, ne danışıyor ki acaba? Bir yandan Merve Kavakçı Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi oluyor. Bir diğer taraftan bir tanesi milletvekili oluyor. Bir diğerden başka bir yerden başka bir şey oluyorlar. Kendisi geliyor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda danışman olarak görev yapıyor. Yani bir ailece değerli birisi olarak, değerli bir aile olarak değerlendiriliyorlar. Şimdi milletimiz bunların hepsinin değerlendirmesini yapıyor. Halifelik makamı kaldırılmıştır. Halifelik aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi hilafet makamı kaldırılmıştır. Ve hilafet makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında mündemiştir. Yani Türkiye Büyük Millet'e verilmiştir. Evet. Çoğulculuğa verilmiştir. Millet iradesine verilmiştir. O halife olarak da yurt dışına kendisi gitmiştir zaten. Vahdettin kendisi gitmiş yurt dışına ve Türkiye'de kalmayı tercih etmemiştir. O konuda da tarihçiler net ve net olarak da açıklıyorlar. Yani burada meselemiz tarihi konulara temas etmek değil. Ama hanımefendinin yapmış olduğu hafif bir ifadedir. Ama Sayın Erdoğan asla bu hanımefendi özür dilemez. Hani Sayın Erdoğan asla bu hanımefendiyle ilgili herhangi bir müeyyide içerisine girmez. Hatta hoşlanır böyle şeylerden ve bunları da devam edin diyerek değerlendirir. Mesela CHP milletvekili bir hanımefendi mecliste kendisini kürsüye bağlamıştı. Hatırlarsanız eğer eliyle beraber, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ankara milletvekili. Ve orada bir AK Parti milletvekili bayan gelip saçını çekmişti bu hanımefendinin. Yani taciz etmişti, evet. Tezif etmişti. Doğru değildi bu davranış. Ama Aylin Nazlı Aka değil mi? Sayın Aylin Nazlı Aka. Aylin Nazlı Aka hanımefendi kendisini elinden bağlayarak kürsüye bağlamıştı, zincirlemişti. Oradan bir milletvekili gelerek de, bayan bir milletvekili, saçlarını çekmişti. Ben 7 ay darbeler araştırma komisyonu başkan vekilliği yaptım. Orada gece gündüz çalıştım. Hani hakikaten çok ciddi çalıştım ve çok önemli işlere imza attığımı düşünüyorum. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ darbesinin araştırma komisyonu başkan vekilliğini yaptım. 7 ay. Bu çok uzun bir süreç. Daha önce yine aynı şekilde darbeler araştırma komisyonunda görev aldım. Yine aynı şekilde dünyanın en büyük maden kazalarından olan Soma maden kazasını ve maden kazalarının araştırma komisyonunda görev aldım. 7'şer aydan 21 ay Danla başla çalıştım. Bize teşekkür etmeyenler, o hanımefendi o gün başbakan 3 defa aradı Binali Yıldırım. Sayın Erdoğan da 2 defa aradı. Yani bunlar doğru şeyler değil. Ama bu doğru olmadığını biz söylüyoruz. Milletimizin sağduyusu söylüyor. Evet. Ama Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu noktada bu şahsa herhangi bir uyarıda bulunabileceklerini de tahmin etmiyorum. İkincisine gelince, bu resim meselesi biraz önce söylendi. Bu şark toplumlarının hastalığı. Tek adamlığın olduğu yerlerde, krallığın olduğu yerlerde, işte bir diğer diktatörlüklerin olduğu yerlerde, otoriter yapıların olduğu yerlerde tek kişiyi ön plana çıkartmak, onu kutsamak, ölçülere bağlanmak yerine kişilere bağlanmayı bir hedef tayin etmek. Ölçülere bağlananlar, işte onlar bellidir. Hukuktur, ölçüler hukuktur efendim, demokrasidir. Onlar zenginliğe kavuşurlar, mutluluğa kavuşurlar. Kişiye bağlanırsanız o kişinin yapmış olduğu yanlışlıklar nedeniyle, hukuksuzluklar ve keyfilikler nedeniyle çok ağır bedeller ödersiniz. Aynen geçmişte, yani teşbihte hata olmaz, benzetmek gibi değil, yani bir teşbih yapıyorum. Hitler'in ülkesine yapmış olduğu gibi, Saddam'ın ülkesine yapmış olduğu gibi, Kaddafi'nin ülkesine yapmış olduğu gibi, Esad'ın kendi ülkesine yapmış olduğu gibi, Stalin'in kendi ülkesine yapmış olduğu gibi veya bugün Türk dünyasındaki bazı ülkelerdeki liderlerin kendi ülkelerine yapmış oldukları gibi hep kötülükler, fakirlikler, yoksulluklar, şeffaf olmayan işler, rüşvet, iltimas, irtikap, bunlar bize hediye olarak kalır. Bunlar bize tarihi hatıra olarak kalır. Türkiye de oraya doğru evrilmek istiyor. Liderler fani olduklarını unutmamalıdır. Yani Türkiye'de aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. O ilelebet payidarlığı sağlamak önemlidir. Yani zengin yapmak, özgür yapmak, mutlu yapmak. Bize halife deseler ne olur? Yani Türkiye fakirse, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 7.000 dolarsa, evlerimiz hala kiraysa, depremde bizim evlerimiz yıkılıyorsa, 30 bin kişi ölüyorsa bir Gölcük depreminde, hala depreme çare bulamamışsak, Japonya bulmuş siz bulamamışsınız, Amerika bulmuş siz bulamamışsınız, sel felaketlerine çare bulamamışsanız, siz orman yangınlarına çare bulamamışsanız, trafik kazalarına çare bulamamışsanız, yoksulluğa, yolsuzluğa ve de yasaklara çare bulamamışsanız, adınıza halife değil de Mehdi deseler ne olur, Mesih deseler ne olur? Önemli olan insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Japonlar 2. Cihan Harbi'ni yaşadılar. Yerle bir edildiler. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya yerle bir edildi. Avrupa yerle bir edildi. 65 milyon kişi öldü, 100 milyon kişi yaralandı. Ama o insanlar bakıyorsunuz şu an bilgi kimdeyse, teknoloji kimdeyse dünyanın efendisi onlar. Huzurlular, mutlular ve bir sistem kurmuşlar. Bizim ülkemizde ise kişileri ön plana çıkartmak hastalığı var. Bu hastalıktan bütün partilerin kurtulması lazım. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde bir siyasi partiler kanununa da ihtiyacı var. Yani siyasi partiler kanunu Türkiye'de partilere demokrasiyi getirecek. Onu... Ve onlar aynı zamanda meclise getirecek. Meclisle beraber de Türkiye'ye gelecek. Üçüncü hediyeye gelince de burada Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, siz milletvekillerine saat hediye ettiniz ve de bazı hediyeler verdiniz. Daha önce de hatırlarsanız eğer küskün olan milletvekillerine veya eskiden milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanlara da külliyede, birilerinin ifadesiyle sarayda siz bir yemek verdiniz, iftar yemeği verdiniz. O zaman da sormuştum. Bu iftar yemeğinin parasını kim verdi? Yani oraya 3000 kişi geldiyse 3000 kişilik yemek parasını Sayın Erdoğan mı verdi? Sayın Erdoğan verecekse niye orada verildi? Evet. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin binasında niye yapılmadı? Niye verilmedi veya başka bir yerde için bu yemek verilmedi? Sarayda verildi, külliyede verildi. İkinci olarak bu saatlerin parası kimden çıktı? Örtülü denetten mi çıktı? Bir iş adamından mı çıktı? Sayın Erdoğan'ın maaşından mı çıktı? Evet. Yoksa devletin bizzat bütçesinden mi çıktı? Yani sarayın bütçesinden mi çıktı? Mesele burasıdır. Yani hediyeler verilebilir. Bunu hediyeleri Sedat Peker'den örnek verdiniz. Sedat Peker kendi cebinden veriyor. Diyor ki ben hediye ediyorum diyor. Sayın Erdoğan da kendi cebinden veriyorsa versin hediyeleri. İsterse 50 bin dolarlık hediye versin. İsterse 100 bin dolarlık. Kendisi nereden aldığını bir söylüyorsa ve kendi cebinden veriyorsa, nereden bulduğunu söyleyebiliyorsa, açıklayabiliyorsa, veriyorsa versinler. Yani hediyeleşmek bizim geleneğimizde var bu hediyeleşme. Ama bu hediyeleşmeler de rüşvete tekabül edecek hediyeler olmamalıdır. Sembolik hediyeler olmalıdır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir kravat hediye edilebilir ama herhalde bir 5000 dolarlık bir gidip de Şanzelize'den bir takım elbise edilmez. Bunlar bizlere de gelmiştir zamanında. Ve ben elimden geldiği kadar bu hediyeleri almamaya çalıştım. Ve gelen hediyeleri de üzüm getirdi adam. Çok... Aldım. Zeytinyağı getirdi. Aldım. Zaten bana hal hatır sormak için. Ama şahıs bana bir hediye getirdiği zaman kabul etmedim. Ve dedim ki siz bunu götürün. Şuradaki mecliste çalışan bir fakire, bir kişiye verirseniz memnun olurum dedim. Ve bunu da yaptım efendim. Yapmaya da azami gayret sarf ettim. Buradaki esas özne şurasıdır. Sayın Erdoğan dağıttığı İsveç saatleri, bunlar pahalı saatlerdir. Sayın Turan Çömez daha iyi bilir Avrupa'da bunların kaç para ettiğini. Çok değerli saatlerdir herhalde. Çünkü imzalı verildiğine göre, bir cumhurbaşkanı verdiğine göre bunu mutlaka ki değerli saattir. Mesela Sayın Ahmet Davutoğlu yurt dışından biz görevliyken yurt dışına gittiğimizde verilen hediyelerin alınmamasını bizlere istiyordu. Ve kendisine gelen hediyeleri de Ankara'ya geldiği zaman da bunları tutanakla hazineye verin diyerek 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu noktada bir kanun çıkartmış. Ondan sonra bir daha kanun çıkmamış. O kanuna dayanarak o hediyeleri hazineye vermiştik. Kendisi görevi devrederken de Sayın Binali Yıldırım'a devretmişti. Binali Yıldırım o hediyeleri ne yaptı onu açıklamaya davet ediyorum kendisini. Evet, şimdi bu konu çok önemli ama çok tabii programın süresi de sınırlı. O kadar çok şey söylediniz ki ardı sıra. İşte sarayda yapılan masraflardan söz ettiniz Sayın